Türkiye'nin halk oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı kim olacak? Seçmen bu sorunun cevabını vermek için erken saatlerden itibaren sandık başına gitti. Seçimden sonra Türk siyasetinin çehresi değişecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu seçim cevaplardan çok yeni sorular ortaya çıkaracak gibi görünüyor. İlk defa oy pusulalarının adayların fotoğraflarıyla süslendiği seçimlerde 12. Cumhurbaşkanını halk kendi oylarıyla belirleyecek. Yaklaşık 53 milyon seçmenin 165 bin sandıkta oy kullandığı oy verme işleminin yerel saatle 17'de sona ermesi bekleniyor. İstanbul Kültür Üniversitesi'nden Profesör Mensur Akgün ise seçimleri Türk siyasi tarihinde adayların en fazla kişisel rekabete girdiği seçimler olarak niteledi. Galiba karizmaya göre oy verecekler, bir de inançlarına göre oy verecekler. Yani bir kısmına göre yani oylar kişisel düzeyde veriliyor. Partiye, programa, Türkiye'nin geleceğine çok da fazla oy verildiğini söylemek mümkün değil. Galiba bu Türkiye'nin herhalde şimdiye kadar gördüğü en yoğun bir kişisel rekabet, politikadaki kişisel rekabet alanı oldu. Yani bu umuyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra durulacaktır. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim yasakları saat 21'de son bulacak ve ilk sonuçlar medya tarafından halkla paylaşılabilecek. Geçici sonuçların pazartesi günü kurul tarafından açıklanması beklenirken kesin sonuçlar 15 Ağustos tarihinde ilan edilecek.